Yani hala burada siyasi hesap, hala seçime yönelik bir takım hesaplar. Mesela ne kadar utanç verici Uğur abi. Sınır ötesi harekat başlamış. Kaç tane çocuğumuz orada bilmiyoruz. Çünkü askeri harekettir. Bilsek de bunu aktarmayız. Orada bir şey yaşanıyor. Çocuklarımız ölüyor, vuruşuyor. Belki şu anda neler oluyor bilmiyoruz. Habire yandaş medyada anket yayınlanıyor. Anket. Şu işte harekata destek bu oranda. İşte MHP'nin oyu bu oldu. İşte harekatın CHP'ye etkisi bu oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Mesela sen affini al, bu PKK belasından bizi kurtar. Aldığın oy 10 olsa ne olur? 1110 olsa ne olur? Yani biz burada PKK ile mi mücadele ediyoruz? İktidarda kalma mücadelesi mi veriyoruz? Yani bu mesela bu duygular herkese yansıyor. Mesela şimdi Afrin'e harekat başladı. Ben gazeteci olarak topluma bakıyorum. Mesela toplumun çok önemli bir bölümü kendisinin sözüne güvendiği insanlara bakıyor. Mesela çünkü niye girdik şimdi biz buraya bilmiyoruz. Vatandaşa bir bilgi de verilmiyor. Bu nereye, ne kadar, kaç sene sürecek o da belli değil. O zaman dönüyor bakıyor güvendiği insan. Mesela diyor ki Uğur Dündar ne diyor? Uğur Dündar diyor ki ha bu bir vatan savunmasıdır. Gereğini yapılması. O zaman vatandaş diyor ki diyor işte Uğur Dündar böyle diyorsa, İlker Başbuğ böyle diyorsa, o zaman Osman Pamukoğlu böyle diyorsa demek ki burada gerçekten yapılması gerekiyormuş ki biz girdik. Ama bir toplum böyle elektrik düğmeleriyle hareket edemez ki. Doğru. Yani mesela bu iş niye yapılıyor? Bunu toplumun bilmesi lazım. Ne kadar sürecek? Bilmesi lazım. Askeri, her askeri harekatın siyasi hedefi olur. Bizim buradaki siyasi hedefimiz nedir? Toplumun bunu bilmesi lazım. Asker orada savaşıyor, evet. Ama asker hiç konuşmuyor. Evet. Böyle bir durum devam edebilir mi? Böyle bir durum devam edemez. Ve mesela askeri operasyon varken bile hala bedelli çıkacak mı haberi yapın. Askerimiz savaşıyor, Suriyeliler burada keyif yapıyor. Senin ben ağzını öpeyim. 3,5 milyon Suriyeli burada. Mesela bu 3,5 milyon Suriyeli'nin içinde kadın olur, çocuk olur, başımızın üstünde yeri var. Hep gelsin hepimizin evinde kalsın. Ama şimdi görüyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudundan daha fazla sayıda eli silah tutan yaşta yani 18-35 yaş arası 800 bin Suriyeli var ya. Ve bunlara bakıyorsun ne yapıyorlar diye. Bunlar şirket kuruyor. Bunlar iş yeri kuruyor. Mesela siz hiç kuyumcu kurmuş mağdur adam gördünüz mü ya? Suriyeliler, kuyumcular çarşısı kurmuş ama mağdur. Fabrika kuran var. Manisa organizede, İzmir'de sayısız şey var. Bugün Almanya'dan daha fazla, bugüne kadar hep Almanlardaydı bu rekor. Almanlardan daha fazla şirket kuran toplum Suriyeliler. İstanbul'da en çok şirket kuran insanlar Suriyeliler. Bunların cebinde para var. Mesela dolar molar kampanyası olduğunda Suriyeli İş Adamları Derneği var bu ülkede ya. Suriyeli İş Adamları Derneği dolar bozdurdu. Tayyip Erdoğan'a rüzgar yaptı basında fotoğraflarda. Ya kardeşim mağdur İş Adamları Derneği olur mu ya? Bizim çocuklar orada 2000 lira 3000 lira maaşla ölüme gönderilecek. Burada Suriyeliler... Yani bugün Bodrum'a, Marmaris'e gidelim. Korkunç vaziyette. Ve bugün bölgesel bir takım faaliyetler yaşanıyor. Mesela nüfus hareketleri yapılıyor. Mesela bugün Kilis'te, Hatay'da, Mersin'de, Adana'da özellikle Suriyeli birikimleri görüyoruz. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da nüfusun
neredeyse Türk vatandaşı nüfusunun önüne geçmiş. Demografik mesela, bir değişiklik oluyor evet, Türkiye'de. Mesela evet. Biz diyoruz ki askeri hastaneler neden kapatıldı? Çocuklarımızın hastaneleri neden elinden aldınız? Ama Suriyelilere Türk hastanelerinde, üniversitelerinde ekstra imkanlar sağlanıyor. Yani burada yaşlı, çocuk, kadın bunları ayıralım. Ama eli silah tutacak Suriyelileri biz hala niye bu ülkede tutuyoruz? Mesela ÖSO dediğimiz Tayyip Erdoğan'ın Kuvayi Milliye dediği adamlar kaç kişi? Kaç kişi ya bunlar? Mesela kaç tane çocuk ölüyor? Bunlar arasında niye yok? Mesela 11 tane çocuğumuz şehit oldu. Helikopterimiz aşağıda, komandomuz falan. Bugüne kadar 31 tane çocuğumuz bizim şehit oldu. Nerede bu ÖSO'cular? Bunlar savaşmıyor mu? Bakıyorsunuz bunların şeyine, fotoğraflarına, özellikle yabancı medyada. Bunlar devamlı güneş gözlükleri, böyle artistik tüfekler bilmem ne. Böyle asker olur mu? Nerede bunlar ya? Mesela ya da şöyle bir şey söyleyelim. Bu 3,5 milyon Suriyelinin akıbeti ne olacak? Mesela bugün Suriyelilerin doğum oranı, hızı, Türk vatandaşlığın doğum oranının hızını geçti. Mesela İzmir'de devlet hastanelerinde doğan, üniversite hastanelerinde doğan şeylerden vazgeçtik. Özel hastanelerde doğum yapan Suriyeliler var. Bu adamın bu kadar cebinde parası varsa nasıl mağdur yani? Ya da mesela niye Avrupalı hiç almıyor da biz evet, alıyoruz? Evet. Ya da mesela bunu herkesin kendine sorması lazım. Sel gibi giderken botlarla vesairelerle nasıl oldu da bıçak gibi kesildi? Nasıl oldu bıçak gibi kesildi? Ya. Yani Bulgaristan'a gidiyorlardı, İtalya'ya gidiyorlardı, adalara geçiyorlardı. Bu iş nasıl oldu bıçak gibi kesildi? Çok doğru. Bunu kim organize ediyordu? Kim organize etmekten vazgeçti? Ya da kim engel oldu? Evet. Mesela 4 milyon Suriyeliden söz ediyoruz. 4 milyon olduğundan emin miyiz? Çünkü bunlara deniyor ki biz şimdi şey veriyoruz. İşte biyometrik kimlik kartı bilmem ne. Artık şehirden şehire giderken bile biz müdahale ediyoruz falan diyorlar. İstanbul'da 542 bin Suriyeli olmuş. Yani İstanbul'da bugün en yüksek hemşeri topluluğu Sivaslılardır. Sivaslılardan sonra en yüksek hemşeri topluluğu olmuş İstanbul'da Suriyeliler. Türkiye çapında en yüksek hemşeri topluluğu Şanlıurfa ve İstanbullulardır. Bunların oranını geçmiş Suriyeliler. Yani hemşeri hareketinin Türkiye'de nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bir tane hemşeri bir yere geldiği zaman bütün köyü peşinden getirir. Şimdi bakın bu Suriyelilerin içinde gerçekten mağdur olan gariban yok mu? Elbette var. Ama bunların çok önemli bölümü benim gördüğüm kadarıyla bunlar 4 milyon civarında ise en az 3 milyon tanesi Türkiye'yi ballı börek diye geliyorlar. Tabii. Yani tabii. Adam burada kuyumcu dükkanı kurmuş, fabrika kurmuş. Bir tanesi var en uyanığı o ekmek fabrikası kurmuş, adını Tayyip koymuş. Tayyip diye ekmek satıyor adam. Şimdi çok... İhracat yapan Suriyeli var Uğur abi ya. Çok doğru. Çeşitli mesajlar geliyor. Özellikle askeri hastanelerle ilgili tepkiler var. Onların kapatılmasına, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'na devredilip tümünün sivil sağlık kurumu haline getirilmesine tepkiler var. Mesela eczacı Sayın Mehmet Müderrisoğlu pek çok gelişmiş ülkede askeri eczacılık bile var doğru, diyor. Tabii, tabii, doğru. Tabii. Çok doğru. İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Mesut Parlak hocamız Ankara askeri rehabilitasyon Türkiye'nin yüz akıdır diyor. Doğrudur. Doğru, doğru. Doğrudur. Çok özel bir yerdir. Tabii, tabii. Gazilerimiz için onların protezleri tabii. açısından ve rehabilite edilmeleri tabii. açısından fevkalade değerlidir. Ayrıca biraz önce sen söyledin. Türkiye'de yaşayan gayrimüslim, vatanperver, Türkiye evet. sevdalısı yurttaşlarımız var. O camiadan bir iş adamı dostumuz. İsmini vermeyeyim, reklam olur evet. iş adamı. Çünkü kendisi sürekli seyircimiz muhteşem diye sözlerin açısından değerlendirmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eğer başka bir söyleyeceğin yoksa
Sana da çok teşekkür vallahi ederek. Vallahi Uğur abi biz biraz seni dinleyelim. Dumlu Pınar'la ilgili gelişmeleri bize anlat. Çünkü hakikaten yurttaş olarak sana teşekkür borçluyuz. Sağ ol. Bugün sağ eğer Çanakkale'de bizim ziyaret edip o duyguları tekrar yaşayabileceğimiz bir Çanakkale abidesi varsa bunu Uğur abiye borçluyuz. Estağfurullah. Sadece...